Vali Seyfettin Azizoğlu valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinledi. Erzurum Valiliği toplantı salonunda yapılan Halk Günü toplantısında Vali Seyfettin Azizoğlu'nun yanı sıra kaymakamlıklar, İşkur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Sosyal Politikalar ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri hazır bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Seyfettin Azizoğlu, sorunların çözümü noktasında beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi. Halk gününde Vali Azizoğlu'na sorunlarını anlatan vatandaşlar, özellikle aş, iş talebi, konut mağduriyeti ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek istediler. Vali Azizoğlu ilgililere talimatlar vererek problemlerin çözümünün sağlanmasını istedi. Öte yandan Mirsevdi Tekdemir isimli vatandaş da eşi epilepsi hastası olduğu için 3 yaşındaki çocuğunu bırakamadığını ve bu yüzden çocuğunu kucağına alarak Halk Günü toplantısına geldiğini belirterek Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan yardım talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürlüğü'nce il genelindeki 7.281 engelliye evde bakım desteği sağlandığı bildirildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, engelli ve yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Ekinci, engelli vatandaşların insan onuruna yakışır biçimde hayatın içinde yaşama hakkının temel evrensel haklar arasında yer aldığını belirtti. Ekinci, ülkelerin gelişmişlik düzeyinde engelli nüfusa sağlanan yaşam standardının ve sunulan hizmetlerin çok önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Erzurum'da engellilere yönelik 2016 yılı Aralık ayı itibariyle 32 milyon 282 bin TL yardım yapıldığını anlatan Ekinci şöyle konuştu. 2016 yılı Aralık ayı itibariyle 32 milyon 282 TL'lik ödeme yapılmıştır. Söz konusu ailelere aylık ortalama 6 milyon TL ödeme yapılıyor. Engellilerin yaşadığı problemler sorun olmaktan çıkıp sosyal boyutlarıyla herkesi ilgilendiren bir durum haline gelmiş olup bu konuda sosyal çözümler üretilmiştir. Bu kapsamda Erzurum'da 7.281 engellinin evde bakım hizmetinden 266 engelli de bakım merkezi hizmetinde faydalanıyor. Ayrıca bu hizmet kapsamında yapılan müracaatların 30 iş günü olan tamamlanma süresi 15 iş gününe kadar indirilmiştir. Yine 2016 yılında verilen engelli kimlik kartı sayısı 11.085'e ulaşmıştır. Engelliler konusunda önem verdikleri bir diğer konuda erişilebilirlik olduğu vurgulayan Ekinci, bütün yaşam alanlarının engelli ve yaşlılarca erişilebilirliği hedeflediğini, çalışmalarımıza devam etmekteyiz diye söylemde bulundu. Kentteki Palandöken, Azizye ve Yakutiye ilçelerinde yaptığımız denetimlerde 625 yaşam alanının bu anlamda incelenmesi yapıldı, dedi. Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ'nün Erzurum'da örgütün üst düzey yöneticisi ve mütevelli heyetinde görev alan ve mali işleri takip ettiği öne sürülen Yusuf Öksüz Ören de yakalandı. FETÖ-PDY'nin Erzurum'daki önemli isimlerinden Alaaddin Öksüz'ün oğlu Yusuf Öksüz Milas Ören'de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek Yusuf Öksüz'ün Milas'ın Ören mahallesinde olduğunu tespit etti. Öksüz'ün yerinin tespit edilmesi üzerine araştırma başlatan güvenlik güçleri uzun süredir aranan Öksüz'ü yerleştiği Milas Ören'deki bir otelde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli Öksüz'ün terör örgütü FETÖ'nün Erzurum'da üst düzey yönetici ve mütevelli heyetinde yer aldığı terör örgütün mali işlerini takip ettiği öğrenildi. Öksüz'ün Muğla üzerinden Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yaptığı ve baylo kullandığı için de firari olarak arandığı öğrenildi. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Öksüz işlemlerin ardından Erzurum'a sevk edilecek.
11-18 Şubat tarihleri arasında uluslararası dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanan Erzurum'a Acun Ilıcalı da TV8 ekranlarında yaptığı tanıtımla destek verdi. Bulunduğu her platformda Erzurum'un ismini duyuran Acun Ilıcalı bir vefa örneği daha göstererek 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak EYOF için sahibi olduğu TV8 ekranlarından Erzurum'a ve hemşerilerine destek oldu. Kendi sunumuyla tüm Türkiye'yi Erzurum'a davet eden Ilıcalı, EYOF için geri sayımın başladığını belirterek, Avrupa'nın en önemli kış merkezlerinden biri olan ve daha önce de uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin 13.sü için konuklarını ağırlamaya hazır. Geleceğin olimpiyat sporcularının bir araya geleceği Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 11-18 Şubat tarihleri arasında 40 ülkeden 832 sporcunun katılacağı bu dev organizasyonda ülkemizi 69 genç sporcu temsil edecek dedi. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacağının altını çizen Acun Ilıcalı, yıldızların yarışacağı EYOF 2017 Erzurum'da müsabakalar Palandöken ve konaklı tesisleri, kayakla atlama kuleleri, curling, buz hokeyi, buz pateni, short track salonlarında düzenlenecek. 11-18 Şubat tarihleri arasında hepinizi kış sporları atmosferine doyamayacağınız EYOF 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ne bekliyoruz diye konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, özellikle yurt dışından sıfır diye ithal edilen ama Avrupa Birliği mevzuatına göre ikinci el olarak yer alan araçların Türkiye'de kullanımına gümrük mevzuatı açısından büyük sıkıntıların ortaya çıktığını hatırlatarak, gümrük idarelerimizce yapılan incelemelerde bir kısım araçlara el konulmuş, bir kısmının takibatı yapılıyor, bir kısmının da incelemesi sürdürülüyor. Yönetmelik taslağında önemli düzenlemeler var. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticari yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz. Her önüne gelen ben ikinci el otomotiv alıyorum, satıyorum diye ortaya çıkmayacak. Yetkilendirilmiş, yetki belgesi almış, bu işle iştigal eden esnaflarımız veya tacirlerimiz tarafından bu ticari faaliyet sürdürülecek. Bu işle iştigal etmeyen gerçek ve tüzel kişilerin bir takvim yılı içinde ikinci el taşıt satışı yapmaları belli koşullara bağlanmıştır. Getirilen düzenleme ile ikinci el taşıt ücretindeki aktif profilin netleşmesi ve kayıt dışı faaliyetlerle vergi kayıplarının önüne geçilmesini hedeflemekteyiz. Yetki belgesi alma şartı getirilecek. Bu yetki belgesi bakanlıkça öngörülen gerekli eğitimlerin alınması ön koşuluna bağlanacaktır. Bu düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılması, ikinci el taşıt ticari iştigal edenlerin gerekli niteliklere sahip olması ve bu kişilerin meslek itibarını da korumayı hedef almaktayız dedi. Çünkü bu işte iştigal eden galeri sahiplerinin piyasada şu veya bu nedenle itibarlarının zedelendiğini, itibarlarına yönelik bir takım spekülasyonların oluştuğunu, böylelikle oluşturulacak meslek grupları ile beraber öncelikle meslek mensuplarının kendi itibarlarının korunmasına yardımcı olacaktır diye vurguladı.